Blockchain ve tasarım gerçekten ilgimi çeken bir konu. Çünkü biz tasarım dediğimiz zaman genellikle web tasarımını anlıyoruz. Oysa ki dijital süreçlerde tasarım, inovasyon, optimizasyon, süreç yönetimi, idari süreçler, imalat süreçleri, dijital pazarlama, girişimcilik gibi birçok konunun bir arada kullanılması ile ilgili olan bir şey. Bir kurallar bütünümüz var. Bir en iyi uygulamalar, best practice'imiz var. Ve blockchain, yani Türkçesiyle blok zinciri, yani kripto paraların ve özellikle de Bitcoin'in temelini oluşturan yazılım ve şifreleme sistemi diyorum. Özellikle şifreleme türü demiyorum çünkü RSA 256 gibi bir şeyden oluşmuyor sadece. Tam anlamıyla bir yöntemler bütünü. Bu açıdan blockchain benim endüstriyel tasarımda çok ilgimi çekiyor. Ama İstanbul Felsefe mezunu olarak direkt endüstriyel tasarım konusuna ve blockchain'e girmeden önce işin biraz da felsefesini anlatmak istiyorum. Şöyle ki biz teknolojinin icat edildiği dönemden bu yana akıllı tasarımın evrim süreciyle birlikte yürüdüğü bir dünyada yaşıyoruz. 3 milyon 330 bin yıldır. Çünkü teknoloji icat eden canlı türü Australopithecus afarensis diyelim, güney maymunu diyorlardı o zaman, insan değildi. 3 milyon 330 bin yıl önce ilk taş baltalar yontulduğu zaman insan türü ortaya bile çıkmamıştı. Ama teknolojiyi icat eden ve bize muhtemelen bugün bir Fransızdan daha uzaylı olan bu canlı türü daha büyük ve zeki ve akıllı beyinlere sahip olan canlıların evrim sürecinde hayatta kalmasını kolaylaştırdı muhtemelen. İnsan türü de ortaya çıktığı zaman her zaman için beynini geliştirdi, zihnini geliştirdi. Kısacası teknoloji insanı insan yapan en iyi, en büyük, en önemli unsur diyebiliriz. İnsan zihnini geliştiriyor, bizim zihinsel ve fiziksel becerilerimizi aşmamızı sağlıyor. Bu açıdan bakarsak blockchain bizi temel bilimlerle ve fizikle birleştiren bir tasarım ürünü. Yani sadece Bitcoin ve kripto parayı özgü bir şey değil. Çünkü blockchain'i bankacılıkta ve diğer alanlarda da kullanabilirsiniz. Herhangi bir mobil uygulamayı blockchain ile çalışabilecek hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla bunu sadece Bitcoin'den ibaret görmemek lazım. Ama bunun arkasında güçlü bir matematik altyapısı var. Ve blok zinciri, özellikle Bitcoin'de tanıdığımız blok zinciri, bütün Bitcoin işlemlerinin yapıldığı dijital muhasebe defterinin, digital ledger'ın temelini oluşturuyor. Ve bunu çok basit bir şekilde ifade edebilecek olursak bir bilanço defteri düşünün, bir muhasebe defteri düşünün ve her yaptığınız işlem tıpkı standart bir muhasebe defterinde olduğu gibi bir önceki işlemle uyumlu olmak zorunda. Dolayısıyla bir kez blockchain sistemine bir para, bir emtia, bir dijital varlık aktardığınız zaman sistemin içinde sahtecilik yapmanız imkansız. Bu bir tasarım, bir yönetişim governance sistemi. Bir yöntemler bütünü. Burada basit bir şifrelemeden bu yüzden bahsetmiyoruz. Ve o açıdan baktığımız zaman organik tasarımla da çok ilgili görüyorum bunu. Çünkü dediğim gibi teknoloji bir kere artık bizi bir akıllı tasarım dönemine soktu. Teknolojinin icat edildiği zamandan bu yana evrimle akıllı tasarım bir arada yürüyor. Ve bunu dizayn açısından bakacak olursak organik tasarımla blockchain'in de temel bilimlerin biri olan bir ideal bilim olarak kabul edilen matematiği kullandığı için bütün bu farklı alanları birleştirdiğini söyleyebiliriz. O yüzden ben blockchain'i sadece kripto para olarak, sadece bir güvenlik uygulaması olarak görmüyorum. Geleceğe yönelik yapay zekanın önünü açabilecek, yapay zekayı, makine zekasını, düşünen robotları bir gün destekleyecek ve siber saldırılarda, mobil uygulamalardan, bulut bilişimi, nesnelerin interneti, IoT'den, güvenli hizmetlere kadar her tür şeyi destekleyebilecek bir yapı olarak görüyorum. Bir endüstriyel tasarım ürünü olarak görüyorum. O yüzden bu videoda anlatmak istediğim şey blockchain'in tam olarak nasıl çalıştığı veya kripto parayla ilgili detaylar değil. Bu altyapıyı bu şekilde görebilmek. Çünkü bunu gördüğünüz zaman blockchain'i her türlü dijital iş süreçlerinde kullanabileceksiniz. İsterseniz şirketinizde dijital dönüşüm geliştirin, isterseniz Endüstri 4.0 bağlamında kullanacağınız IoT cihazlarının entegrasyonunda siber güvenliği sağlamaya çalışın, isterseniz direkt yazılımda siber güvenlik kullanın, fidye yazılımları veya kimlik avı gibi alanlardaki kötü amaçlı yazılımları engellemeye çalışın, blockchain size çok büyük olanaklar sağlıyor. Ve ben burada devam etmek istiyorum. Önemli bir detay.
Bugün siber güvenlik söz konusu olduğunda şifrenizi ele geçirdikleri zaman neden hesabınızı ele geçirebiliyorlar? Tabii biz Türkçe şifre diyoruz ama aslında o parola. Yani parolamız şifrelenebilir veya şifrelenmeyebilir ama aslında parola bu. Password dediğimiz şey bu. Çünkü sizin, hadi yine Türkçedeki, Türkçe ile söyleyelim. Sizin şifre dediğiniz şey anonim. Şifreniz anonim ama siz değilsiniz. O yüzden şifrenizi ele geçirdikleri zaman sizin adınıza kullanabiliyorlar. Ama blockchain, blok zinciri teknolojisi yapılan bütün işlemlerin blok zincirine dayalı bir dijital kayıt defteri üzerinde önceki işlemlerle uyumlu olması gerektiğini gösteriyor. Böyle bir sistemi alın, davranış modellemeye, dijital pazarlamada kullandığımız davranış modellemeye ekleyin. Blockchain'in zaten hem sistem olarak hem şifreleme olarak gelişmiş özellikleri var siber güvenlikte. Davranış modellemeyi ekleyin. Bir de bunu parmak damar izi okuyucuları gibi biyometrik kimlik doğrulama sistemlerini ekleyin. Üstüne de işleri hızlandırmak için, buyurun bu da girişimcilere bir tavsiye olsun, yapay zeka ekleyin. Karşınızda şifresi kırılmaya müsait olmayan bir sistem bulacaksınız. Ve o da bankacılık işlemlerinden ticari işlemlere kadar pek çok alanda blockchain, blok zinciri teknolojisini kullanarak atılımlar yapmanızı sağlayacak. Yani bakınız, siber güvenlik problemini çözeceksiniz. Uygulamalarınız daha hızlı çalışacak, daha güvenli olacak. Ve bugün e-ticaretten, internetten alışverişe, mobil iletişim asistanlarından, Siri gibi kişisel dijital asistanlara kadar her alanda sizin kimliğinizi saklayarak ve kişisel bilgilerinizi, verilerinizi koruyarak iş yapabileceğiniz bir sistem karşınıza çıkmış olacak. Ve teknolojiyle giriş yaptık, teknolojiyle bitirelim. Marx'ın çok güzel bir sözü var. Ekonomik üretim biçimleri değiştiği zaman yönetim biçimleri değişir diyor. Tabii biz Türkler bunu daha çok politik anlamda algılıyoruz ama Marx bir filozof ve aynı zamanda bir mühendis filozof. 1840'larda ilk apartmanlara isyan eden işçilerin zamanında yaşamış bir insan. Dolayısıyla mühendislik problemi olarak da bakmış. İlk apartmanları da bir mimari tasarım ve fabrika süreçlerinde işçilerin efektif kullanımı ile ilgili bir üretim hattı ve insan kaynakları kullanımı tasarımı olarak da görelim lütfen. Bu şekilde birleştirdiğiniz zaman Marx'ın ekonomik üretim biçimleri değiştiğinde, yönetim biçimleri değişir derken asıl kastettiği şey yönetişim, governance, yani iş yapma şekilleri değişir. Ve şu ipucunu da unutmayalım o zaman, ekonomik üretim biçimleri de teknolojiyle değişir. Ve teknoloji temel bilimler ve matematikle gelebilir. O yüzden biz ülkemizin gerçekten kalem erbabı yetişen, gerçekten icat yapılacak bir ülke olmasını istiyorsak, teknolojide ara eleman tuzağına düşmemek istiyorsak, temel bilimlere yatırım yapmalıyız, oradan teknoloji geliştirmeliyiz ve matematiğin gücünden yararlanarak blok zinciriyle güvenliğe alınan, aynı zamanda blok zincirinin, blockchain'in müşteri yolculuğuna entegre edildiği iş süreçleri tasarlamalıyız. Hem şirketimizdeki idari süreçler açısından, hem dijital pazarlama satış süreçleri açısından, hem de insanlığa yararlı olabilecek, kar amaçlı olmayan, charity dediğimiz, bağışları destekleyebilen bir STK mobil uygulamasına kadar her açıdan blockchain'i ve tasarımı kullanabiliriz. Şunu söylemek istiyorum özetle, karşımızdaki bir mentalitedir, bir zihniyet meselesidir. Blockchain'i bu şekilde algılarsak, bugünün ve geleceğin yaşam modellerini gerçek birer yaşam mimarı ve girişimci olarak tasarlamış olacağız.